İsrail'in yaptıklarını düşünürsek, İsrail'de mesela şöyle bir görüntü operasyonu, yani bir algı operasyonu yürütülüyor. İsrail'de gaz şeye düşen, İsrail caddesine düşen böyle çok uyduruk bombaları var. Hamas'ın attığı. Gerçekten yani dünyadaki füze teknolojisine göre oldukça geride. CNN'de veya diğer televizyonlarda günlerce gösteriliyor. İşte gariban İsrailler oraya bomba düşmüş. Bakıyorsunuz kaç kişi ölmüş? Sıfır. Sonra İsrail bunu bahane ediyor. Karşılık veriyor. Filistin'e bir müdahale bulunuyor ve ölen kişi sayısı ne kadar biliyor musunuz 2 yıl önce? 2000 kişi ölüyor. Ölenlerin 500 kadar belki çocuk onun içinde. Hastaneler, okullar bombalanıyor. Ve bu eylemleri yaparken İsrail 2 tane asker kaybediyor sadece. 2000 kişiyi öldürüyor. Ne oluyor dünyada biliyor musunuz? Amerikan Başkanı işte Obama ve diğer birçok kimse bu ölen iki asker için ne kadar üzgün olduklarını, ne kadar büyük bir sorun olduğunu deklar ediyorlar, dünyaya duruyorlar. Orada 2000 kişi ölmüş. Hastaneler bombalanmış ve bu görmezden geriliyor. Çok basit bir şekilde dünyada Orta Doğulların kanının, Müslümanların kanının, beyaz renkli olanların kanının daha ucuz olduğu, diğerlerinin kanının daha asil, üstün gibi olduğu bir tablo var karşımızda. Kimse bunu tabii ki böyle söylemiyor ama uygulamaya bakarsanız böyle. Filistin'de ölen yüzlerce çocuğun o saldırılarda yasını tutmayanlar, oraya saldırıp da o saldırılarda ölen bir iki tane İsrailli için çok büyük yas ilan ediyorlar. Kim İsrail terörist devlet diyor? Kim Amerika o Irak'a yaptığı dünyanın karşı çıkmasına eylemlerinde yüz binlerce kişi öldü, ona karşı terörist bir devlet olduğunu söylüyor. Siz burada yapılan eylemleri terör eylemi olarak görmezseniz ondan sonra tabii şey dersiniz, ya dünyada terör eylemleri hep Müslümanlar yapıyor. Sayısına bakalım. IŞİD'in, El-Kaide'nin, tamam onların hepsini biz kınamakta tereddütümüz yok. Sorun ama diğerlerinin İsrail'i ve Amerika'yı kınamasında tereddütleri olması. Biz tereddütsüz bir şekilde hem onu hem onu iki tarafı birden kınamakta sorun görmüyoruz.